Sırada otomotiv sektörüne dair bir haberimiz var. Otomotiv piyasasında arzın artmasıyla birlikte yeni araçlarda tanıtılmaya ve piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. O araçlardan bir tanesi de Sanyok Torres. APR konuşan Şahsıvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsıvaroğlu aracın kalitesi ve fiyatıyla ilgili pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşılacağını söyledi. Detayları haberde izliyoruz. Bizim Şahsıvaroğlu Grup ee, Mobility, e, yeni ismiyle Kaya Mobility markasının yeni bir ürünü olan D segmentindeki Torres e, modelimizin lansmanını ülke genelindeki bayilerimiz ve kendi grup içindeki şirketlerimize yapıyoruz. Bunu yaparken de bu ürünün de segmentinde rakiplere rakiplerle o rakipler oranla avantajları fiyat avantajı kalite avantajı bunların tümünü tek tek bütün bay teşkilatımıza anlattık. Onlar tefsirüşü yaptılar. Bizim ürünleri tanıdılar ve hepsi çok memnun ve ürünün kalitesi ve fiyatı onların bu ürünü pazarda çok iyi satacağını ve çok iyi bir sonuç alacağından eminler ve ikna oldular efendim yeni modelleri de görebilecek miyiz? Evet. Bundan sonra KG Mobility Sanyong yeni patronuyla Kore'de her 6 ayda bir yeni bir model üreterek ve lansmanını yaparak Türkiye genelinde ve ülke genelinde, dünya genelinde lansmanını yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bu ne demek? Şu anda Torres'in yap, lansmanını yapmış olduğumuz mekanik motorlu olan aracı Aynı aracın çok yakın zamanda Kasım ayında elektrikli motorunu komple %100 elektrikli aracın lansmanını yapacağız. Bu araç şu anda satmış olduğumuz Tores'in 40 santim daha uzun ve e, menzil mesafesi de 550 kilometre olup sıfırdan 100 kilometreye kadar şarj 25 dakikada yap, 25 dakikada yapılan bir hıza sahip ve inanılmaz derecede yüksek performans yeni teknoloji üretilmiş ve herkesin beğenisini kazanacağını inandığımız bir elektrikli araç yakında lansmanını yapacağız ve devamında tabi yine diğer araçlarımız var. Onun pikabı da olacak sonra onun A B segmentinde yeni bir ürünümüz olacak. O üründe elektrikli ve benzinli e, mekanik motorlu olacak ve böylece devam edeceğiz. Şu anda Sanyong pikabıyla B segmentte Tivoli'si ile Tivoli XL ve Grand Tivoli dediğimiz ürünüyle, Korandosuyla ve e, ile tam ürün gamını tamamlamış ve Türkiye pazarında bütün bayilerim ve Türk kullanıcısının Türkiye'deki kullanıcıların beğenisini kazanmış güzel bir ürün gamı sunmuş bulunmaktayız. Bunun içinde satışlarımız her gün her gün daha fazla artarak devam etmektedir ve ülke genelinde satış sonrasında çok ciddi bir teşkilatlanma yaptık ve ülkenin her yerinde ve yedek parça bulunduğu, servis bulunduğu ve müşterilere vereceğimiz her türlü satış sonrası hizmeti sıfır. Problem kesintisiz vermeye başladık ve devam ediyoruz. Efendim biraz da Şahsuvaroğlu Sanyon'un Türkiye genelindeki faaliyetlerini sizden dinlemek isterim. Pazarda ne durumdasınız? Bu sene hedef nedir? Büyüme hedefi detayları da sizden dinlemek isterim. Evet, şu an 2023 yılında Şahsuvaroğlu Grup Sanyon KG Mobility olarak hedeflerimizi 3 katına çıkarıyoruz ve hedeflemiş olduğumuz rakamın 3 katı satmayı planlıyoruz. Yıl sonunda öyle kapatmayı planlıyoruz. Çünkü yeni bu Torres ürünümüz ve Tivoli XL ürünümüz bize çok büyük satış ivmesi kazandırdı. Ve tabii ki Korando'daki bu ürünlerdeki satış ivmesi Korando'yu da tetikledi ve Korando Zaten daha önce pazarda beğenilen, tutulan ve rakipleri içerisinde C segmentinde Avrupa'daki Euro NCAP çarpma testini geçen ve tek çarpma testinden geçtikten sonra en yüksek puana sahip olan bir araç olduğu için bizim kendi markamızdaki en büyük sloganımız San can güvenliği opsiyon değildir sloganıyla şu anda ülkede gerçekten istediğimiz adet satışında istediğim şeyi yakalamış ve zannediyorum yıl sonu dediğim gibi hedeflemiş olduğunuz adenin 3 katına ulaşacağız. Efendim size biraz da otomotiv pazarını sormak isterim. E, sektörden beklentiniz nelerdir? Bu sene 1 milyon hedefi aşılır mı satış adedinde? E, beklenti 1 milyon ve üstüne çıkabilir. E, çünkü çok ciddi bir talep var. Ülkemizde ve bekle, e, ikinci el konusunda da e, çünkü e, distribütörler ikinci el konusunda da önem veriyor ve takas yapılması ve onların bir an önce alınıp müşteri yeni ürün satılmasında bir takım alternatifte kolaylıklar sağlanmaya başlandı. Ve e, leasing sistemi, e, ticari kredi sistemi ve diğer bir takım e, kredi sistemleriyle birlikte müşterilere araç satışı hızlandırıldı. Onun için ben 1 milyon üstüne çıkacağını inanıyorum.